Yani sen şimdi onu görmedin, öyle mi? Görmedim tabii canım. Yoktu ki göreyim. Olsa görürdüm. Aslında ben buraya onu görmek için geldim ama baktım göremedim. Sen nasıl girdin bakayım bu eve? Unutuyorsun galiba Mübeccel. Bir zamanlar ben de bu evde yaşıyordum. O bir zamanlardı canım. Artık senin anahtarının açacağı kapı yok bu evde. Mübeccel, açma yine eski defterleri istersen. Sen o bahsettiğin eski defterlerde kaldın Ethem. Artık senden ne zaman konu açılsa bilsin, geçmiş zamanki kullanır olduk. Ya Mübeccel, son bir şansı hak etmiyor muyum? Sen onu kalbimin kapılarını çilingirle zorlamadan önce düşünecektin Ethem. Artık sana karşı bütün hislerime çelik kapı taktırdım. Bir de çenene taktırsaydın o kapıyı. Ne dedin sen? Ya saçını mı boyattın sen? Nereden çıktı ki o şimdi? Ne bileyim bir değişik parladı lan sanki saçın. Lan teyit geçmişim lan böyle yıllarca güzeldi böyle güzeldi. Hiç şansımı zorlama Ethem. Yani seninki tamamen hormonal bir durum. Sakın ağzınla kahveyi bulmaya uğraşma. Kalbimi kırıyorsun ama karıcığım. İnan sensiz içimde ne yargının tadı var, ne yasama sevinci. İyi, bana kırıcın deme Ethem. Ayrıca lütfen çık bu evden. Bugün çok işim var, bir de seninle uğraşamam. Gidemem. Yani gitmesem. Ethem, gerçekten bugün seninle hiç uğraşamam. Ya bir an önce çık git bu evden, hadi. Ya istersen anneni beraber ikimiz arayıp bulabiliriz. Ha, ne dersin? Yo sakın. Sen zahmet etme yani. Olur mu canım? Yani ikimiz arar, buluruz yani. Yok canım, yani hiç gerek yok. O canı sıkılmıştır, dolaşmaya gitmiştir. Ya. Bilirsin, uzun süre kapalı yerde kalamaz da. Doğru, uzun süre kapalı yerde kalamaz. Biz kapıyı dolaba kapattık. Allah'ım nasıl açıklayacağım ben onu öldürdüğümü ya? Bir şeyden mi şüphelendi bu? Gitmek istemediğine göre kesin var bir şey. Mübeccel, ben kötü bir insan değilim. Ne yani? Ben kötü bir insan mıyım? Hayat bazen insanı yapmak istemediği şeyleri yapmak zorunda bırakabiliyor. Seni çok iyi anlıyorum Ethem. Ama sen de beni anla. Yani insan bazen yaptığı şeyleri isteyerek yapmayabiliyor. Evet. Bir güç sanki o anda onu yönetiyor. Aynen. O an doğruymuş gibi geliyor. Evet. Bir anlık bir şey. Ya, aynen. Ya evde olduğumuz yıllardaki kadar hiç olmadı kadar iyi anlıyorsun beni. Eyvah, hani bundan sonra her şey nafile. Metin ol Mübeccel, metin ol. Burada yaşamak varmış hesapta. Açıklayabilirim Ethem. Ben de açıklayabilirim Mübeccel. Sanırım bizim bu durumu açıklamamız imkansız. Siz de kimsiniz be? Yenge, sen bir şey açıklıyordun. Yenge mi? Ulan neler oluyor bu evde? Yani bu insanların salonunda. Daha da doğrusu dolabında işleri ne? Mübeccel bak abi bir dakika. Bak yenge şimdi sorularına ilahi bir cevap arıyor. Şimdi ve maşallah Allah'ın okul arasına girilmez yani. Usta bir an önce şuradan uzayalım artık. Ethem, ben annemi öldürdüm. Anneni mi öldürdün? Oğlum canım anneni ben öldürdüm. Ne yani? Suçu üzerine mi alıyorsun? Tabii yenge şimdi bak, Ethem abi bir bankası olsa sen suçu üstüne almaz mısın yani? Ne üstüne alması ya? Onu zaten ben öldürdüm. Ethem buna kendini bile inandırmışsın. Yani beni bu kadar sevdiğini inan bana bilmiyordum. Ama yok, bunu kabul edemem. Zaten kendi annemi öldürerek korkunç bir günah işledim. Bir de suçu masum bir insana atarak vicdanımı daha fazla yaralayamam. Ya ne masumu Mübeccel? Ben suçluyum diyorum sana ya, Allah Allah! Biliyorum Ethem. Yani insan günahlarla doğar. Masum değiliz hiçbiri. Bir çağ yandır bu yenge. Sus be! Ben önce gidelim şuradan artık. Bir dakika lan, bir dakika nereye gidelim bu evden? Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ulan ortada bir ölü var ve bu ölüyü hep beraber yok edeceğiz. Tamam sen neler diyorsun? O benim annem. Olabilir mi Becan? Ama onun için yapacak bir şey yok. Bırak bari paçayı biz yırtalım ya. Ben bu sözleri bak bir yerden hatırlıyorum ama... Bizi hiç karıştırmayın işinize. Biz sadece birer hırsızız. Ah! Ne? Bırakın bizi uzayalım yani. Ne hırsız var? Ay inanmıyorum. Ay imdat hırsız var! Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Biz hiç bağırıyor muyuz? İmdat katil var diye! Ya bir dakika! Susun! Karıştırmayın ya! Ortada bir ölü var diyorum. Ne yapacağız diyorum. Abi!
ufak parçalara ayıralım, poşetlere koyduk. Ne? Ben annene poşetlere koydurtmam. Hele ki neydi belirsiz iki hırsızın bunu yapmasına asla tahammül edemem. Aman, biz sanki senin gibi bir katille çalışmaya çok tahammülüyüz. Bana bak, bana karşı büyük bir mal yoksa seni. Ne yaparsın? Öldürmüşsün, öldürmüşsün. Ne yapacağız diyorum ben? Siz tartışıyorsunuz ya, ne yapacağız? Yakalım! Yakalım. Hayatta olmaz! Evet, hayatta olsaydı olmazdı zaten. O artık bir ölü. Ya. O yüzden tabutla çıkartmaktan daha parlak bir fikri yoksa lütfen sus! Yakma fikri, bence saçma bir şey. Yakarsak koku ve duman çok dikkat çeker. Buradan başka bir şekilde çıkartmamız lazım ama nasıl? Lan! Kim şimdi bu ya? Kim olabilir? Açmıyorum. Ya çalar çalar gider her kimse. Çalar çalar gider mi? He. Ya kusura bakma, ayağa kaldıracak şimdi. Tamam tamam. Panik yapmayın. Geliyorum. Vallahi ben hiç panik yapmıyorum. Ne yapayım? He? Ne yapayım? Buyur. Hoca teyze bana hikaye anlatacağına söz vermişti. Hani şimdi hikayeyi anlatmanın tam sırası zaten. Erdem, sen şimdi git, ben sana sonra hikayeyi anlatırım, tamam mı yavrum? Haa! Mubacar teyze ya! Annem dedi ki git dedi Mubacar teyzen dedi. Biraz dedi şeker varsa versin dedi. Şimdi o yapmak ayak yapar dedi ama sen çok ısrar edersen kesin veririm. Bana bak, sen önce o anan olacak şıllığa söyle de önceki aydan aldıklarını getirsin. Kuduna bak, hem bize ilerle ahmer muamelesi yapıyor, hem de laf çarpıyor. Lan bu becer uzatma, ver çocuğa bir kase şeker, çek gitsin gitsin kapıyı çocuk ya, Allah Allah. Ne tamam amca! Senin hikayen biliyor musun Ethem amca? Bizim hayatımız hikaye olmuş ya. Senin burada ne işin var Ethem amca? Hem siz boşanmamış mıydınız bu bacan teyzemle? Sen karışma bakalım büyüklerin işine. Barışmanıza çok sevindim Ethem amca. Ben Mubacar teyzem de sevinmişti. Mubacar teyzem hep adınızı Allah'la anar. Nasıl yani lan? Allah o Ethem'de yüzünü uyuz versin de kaçacak tırnak versin. Yakalı işini yapar inşallah. Deyüz ne demek Ethem amca? Hadi bakalım emresiler can sen al şunu. Hadi yavrum. Seni annem merak ederdi. Hadi yavrum hadi. Vallahi abi, seni de bırak atmaz da ne çok seviyorlarmış ya. Bu amca kim bu bacak teyze? Bu amca, Ethem amcanın arkadaşı yavrum. Hadi sen şekerini al da çık hadi. Merhaba amca. Ben amca, siz hiç masal filan mısınız? Ben mi? Ben. Ya aslında Ege bir tane masal biliyorum ama. Bakın neyin oldu? Kırmızı. Kırmızılı, kırmızılı kadın. Kırmızı başlıklı kız! Koştum. Ercan, yalnız o kırmızı başlıklı kız büyümüş. Tamam mı? Mahallede onu böyle taş gibi bir fasile olmuş. Mahallede onu sire, kırmızı tarangalı fasile diye çağırıyor. Ya neler diyorsun böyle minnacım? Hadi Ercan, sen şekerini al. Anne seni aramaya çıkar sonra. Ama bak, ama sen de ne demek? Tanga böyle bir çeşit başlık yavrum. Hani kışın kafaya takılanlardan. Öyle öyle. Hadi, hadi ben dalayım be. Sen git dalayım. Hadi be. Herkes kalıyor be. Hadi Ercan. Hadi. Ama ne bulaşık kız abi bu ya. Arif abi. Arif abi nerede? Arif abi yok. Panik yapıp durma. Ah, şu neredesin be gelin. Bağla çok korktum. Bu iş benim artık canımı çok sıkmaya başladı. İçimde çok kötü bir his var. Senden ötürü. Senden ötürü. Sakın bir insanı öldürdüğün için olmasın abi. Ne? Yoksa sen birini mi öldürdün? Ha, yok canım. Ya siz bakmayın bu şapşala. Ben sıradan basit bir hırsızım sadece. He. Evet. Allah'ım ya. Şu başıma gelenlere bir bak. İki sapık hırsız, bir eski koca, bir katil ve bir ölüyle aynı evdeyim. Lan! Ölü! Ölü nerede? Ölü yok! Nerede olacak canım? Ben burada oturuyordur işte. Anne nerede? Ana!
nereye gidebilir lan? Ya nereye gidecek ki? O yaşarken bile oturduğu yerden kıpırdamazsın ki. Yani sakın o günlerin acısını çıkartıyor olmasın şimdi. Ya! Ya çabuk dağılın bakın lan, nereye gider diye ölü kadın ya? Abi bir dakika bak Melek'e. Biz zaten o kadını şimdi kaybolmaya çalışmıyor muyduk? Al işte kendiliğinden kayboldu gitti ya. Ay yoksa... Yoksa ne? Annem hortlamış olmasın. Ya saçmalama bunu becer, olur mu öyle şey ya? Niye olmasın? Kadın ona hurraf etmedi tabii. Ölü ölü orada öylece oturdu. Sonra da ya panik yapmayın. O Melek gelince ben sakladım onu. Sakladın mı? Evet. Nereye? Nereye mi? Tabii ki dolaba. Ey Allah'ım yarabbim. Ya bir de çok korkuttun işte. Haydar abi yine kapışalım. Valla ben şimdi... Aman Ercan'dır. Meraklı Melek. Ben şimdi de gelirim. Gel abi. Nasıl sen dolaba içeri? Gel abi dolaba girelim biz de. Tamam. Bilmem ben artık oraya. Ay. İyi günler efendim. Evinizi dekor ediyoruz abla. Televizyon programından geliyoruz. Müvecced de. Peki beyleri tanıyabilir miyiz? Zira biz dekor mekor istemiyoruz. Olur mu efendim? Hanımefendi, hanımı duydunuz. Dekor mekor istemiyoruz ya. Zorla mı dekor edeceksin? Ya. Yani aslında başka bir gün olsa seve kabul ederdik ama evet. Yani bugün hiç uygun değil. Abi sahibiniz. Fakat efendim dışarıda duran çocuk bu apartmanda en uygun ev sahiplerinin sizler olduğunu söyledi. Ulan Ercan! Bir an önce başlayalım isterseniz şimdi. Zira bu evin dekorasyonu bayağı bir zaman alacak gibi. Ya bir ağız tadıyla belgesel seyrettirmedin. Sen duymadın mı hanımefendi? Biz dekor falan istemiyoruz. Bu demek oluyor ki büyük ödülümüzü reddediyorsunuz. Ya sen ne laf anlamaz karısın be. Anlamıyor musun işte istemiyorsan var seni bu evde. Yani sen bir geri bas bakayım önce. Yani duymadın mı? Ev sahibi diyor. Bir dakika bir dakika. Ödül mü dediniz az önce siz efendim? Hayır canım ödül demedi. Büyük ödül dedin. Evet büyük ödül dedim. Talihli ev sahibimize kanalımızın para ödülü de var. Tabii dekorasyonu kabul etmeniz şartıyla. Bak hala dekorasyon diye şimdi dalcı mı nasıl? Sağda çorbası gibi yapacağım. Ya dur bakayım. Ev sahibiyim ben.